Doğu teorisini bulan Dow Jones endeksini de bulan kişidir. Teknik analizin temelini oluşturur Dow Jones'un yaptığı araştırmalar. Teknik analizin temelini oluşturur Dow Jones'un yaptığı araştırmalar. Şimdi Dow teorisinin ilk iki kuralına bakacağız. İlk kuralında piyasadaki arz ve talep fiyatta yansımaktadır. İkinci kuralında da trendleri söylemektedir bize. Ana trend, ikincil trend ve küçük trend olarak üç kısma ayırır trendleri. Ana trend örnek de vermiştir kitabında. Ana trend denizdeki gel git olayına benzer. Yani ekonominin genel gidişine bağlıdır. Bunu etkilemek zordur. Manipüle etmesi zordur bunu. Örnek olarak göstermek gerekirse bir gel git olayını ay ve dünyadaki etkileşimle denizin geri çekilmesi ve tekrar geri gelmesidir. Bu büyük bir olaydır. Bunu manipüle etmek, değiştirmek zordur. Yani mümkün değildir. Bunu ekonominin ilk trendine benzetmektedir Dow Jones. Büyük trende benzetmektedir. Gördüğünüz gibi okyanuslarda olan bir şey. Deniz geliyor ve belli saatten sonra geri çekiliyor. Martin Pring bu teoriyi primary trend yani ilk trend olarak şurada göstermiş. Primary trend ortalama 9 ay ya da 2 yıl arasında sürmekte. Bunu ortalamaların yönüne bakarak fiyatın ortalamaya göre nerede olduğunu gözlemleyerek anlıyoruz. Dow Jones'un anlattığı ikincil trend de denizdeki büyük dalgalara benzemektedir. Örneğin sörfçülerin dalgaları ya da daha büyük dalgalardır. Örneğin ikincil trende örnek bu tür büyük dalgalar olarak vermiştir Dow Jones kitabında. Bu dalganın üstünde küçük dalgalar da var. Buna da üçüncü dereceki trend denmekte. Mavi çizgiyle gösterilen dalgaları orta dönem dalgalar olarak yani ikincil derece dalga olarak Dow Jones anlatmıştır. Bunu örneğin 50 günlük ortalamayla eşdeğer olarak görebiliriz. Primary trend yani ilk birincil trend ise 200 günlük ortalamayla eşdeğer olabilir. Üçüncül trend ise okyanusta olan ya da denizde olan küçük dalgalara denmekte. Herhangi bir zarar vermeyecek, kolayca manipüle edilebilecek dalgalardır bunlar. Üçüncül dalgalarda denizde olan küçük dalgalara yani karaya vuran dalgalar gibi de algılayabilirsiniz onu. Bunlara denmektedir. Bunu kolayca manipüle etmesi mümkündür. Günlük değişimleri ifade etmektedir bu borsada. Örneğin 20 günlük, 10 günlük ya da 5 günlük değişimler, 5 günlük ortalamalar, 10 günlük, 20 günlük ortalamalar bizi 3. derece dalganın yönünü gösterebilir. 3. derece dalgalar da burada noktalı çizgiyle gösterilen yerlerdir. Orta derece dalga mavi çizgiyle gösterilen yerlerdir ve 6 hafta ile 9 hafta arasında sürebilir. Kısa dönemli dalgalar denizdeki sahile vuran dalgalar olarak da nitelendirilebilir, manipüle edilebilir dalgalardır. 2 ile 6 hafta arasında sürebilir. Örneğin Dow Jones'un haftalık grafiğine bakarak ilk primary trendi yani öncül trendi belirlemek için, ana trendi belirlemek için ortalamamıza bakıyoruz. 2010'dan şimdiye kadar ortalama örneğin yukarı çıktığı zamanlarda fiyat da yukarıdaysa birincil trend yukarı demektir. Aşağı inerken birincil trend aşağıya demektir. Aşağı inerken yatırım yapmamak daha doğrudur yeni başlayanlar için. Tekrar yukarı çıkmıştır burada. Böyle döngüler halinde ilerlemektedir. Tekrar en son 2019 şu aralarda yatay gittiğini görmekteyiz. İkincil ortalamada yani secondary trend şu anda yukarı doğru döndüğünü görmekteyiz. En son 6 aya bakalım. İkincil trendin ilk başta aşağıya indiğini, Mart ayında aşağıya inmeye başladığını, daha sonra şu anda ikincil trendin yukarı çıktığını görmekteyiz. Ana trend her zaman güçlü olan trendtir. Daha sonra ikincil, daha sonra üçüncül trend gelmektedir. Haftalık grafikten günlük grafiğe geçiyorum. Günlük grafikte ortalamamda 20 günlük ortalama yapıyorum. 20 günlük ortalamada üçüncül trend yani küçük trenddir. Küçük trend Haziran ayının başından itibaren yukarı doğru çıkmıştır. Evet, bu konuları beğendiyseniz kurs için e-mail adresimi kullanarak bana erişebilirsiniz. Kurs vermekteyim. Görüşmek üzere. Bye.